Muhittin Böcek, yoklukla bolluğun zar zor ayırt edildiği yıllarda Antalya'da Konyaaltı'nda doğuyor. Arsamız, arazimiz vardı ama yiyecek, giyecek, kitap, defter, ayakkabı alabilecek ya da istediğimiz gibi harcayacak bir paramız yoktu. Ne kadar varlıklı olsak da ortama garip bir yoksulluk hakimdi. 1975 yılında henüz ortaokul öğrencisiyken babasını kaybediyor. Öğrenciliğin yanı sıra tarım ve diğer işlerimize devam etmek zorunda oluşum bambaşka bir sorumluluk yükledi sırtıma. Anamın çabalarına, hem anne hem baba olma gayretine duyarsız kalmam mümkün olmadı. Olamazdı. Hem okuyor hem çalışıyor. Çok çalışıyor. Liseye kadar olan eğitimini memleketi Antalya'da tamamlıyor. Tarımla uğraşıyor. Vatani görevini Samsun'da tamamladıktan sonra taşımacılık yapmaya başlıyor. İş hayatı serüveni işte böyle başlıyor. Bir araba, iki araba, üç araba derken Kemer Tur Otobüsleri Kooperatifi'nde yöneticilik yapmaya başlıyor. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetinde içinde yer alıyor. Sonunda 1994 yılında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstleniyor. 5 yıl boyunca bu görevine devam ediyor. 1999 yılında Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde %27'lik oy oranı ile seçiliyor. Kentleşmekte olan Konyaaltı ilçesine çağdaş bir vizyon kazandıran 5 yıllık başarılı bir çalışma dönemi geçiriyor. Ardından 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olup ikinci döneminde %50'nin üzerinde oy alarak tekrar seçiliyor. 2009 yerel seçimlerinde Konya altındaki 10 yıllık başarılı çalışmalarının ardından halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazanıyor. Bitmiyor. 2014 yerel seçimlerinde ise bir ilke imza atarak Antalya merkezde 4 dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oluyor. Üstelik bu başarısını %60'lık oy oranıyla taçlandırıyor. Yüksek sesle Bismillah dedim ve adaylık süreci için çalışmaya başladım. Halk ziyaretlerinde, seçim konuşmalarında diğer adaylardan farklıydım. Mesajım hep aynıydı. Ben buraların evladıyım. Bu topraklarda büyüdüm. Tozlu yollarında yürüdüm. Bağında, bahçesinde portakal topladım. Çok zor şartlarda büyüdüm. Yokluğu da, varlığı da buralarda öğrendim. Ben buralara hizmet edeceğim. Buranın şartlarını daha iyiye götüreceğim. Siyaset hayatı süresince 4 dönem boyunca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde de bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batap Turizm Birliği Başkanlığı, Kontev Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de halen devam ediyor. Çeyrek asırlık siyaset tecrübesini halkla ilişkiler, iktisat, kamu yönetimi ve siyaset bilimi eğitimleriyle taçlandıran Muhittin Böcek, şimdi de atılım yapabilmek için katılımcılığı savunan bir felsefeyle, yerelden kalkınma modeliyle Antalya'ya Antalya yeter diyor. Geleceğin Antalya'sını planlı, kurallı, kimlikli bir kente dönüştürmek, Antalya'yı ortak bir akılla yönetmek için biz birlikte yaparız Antalya'm diyor. Ant olsun Antalya'ma, çok çalışacağız. Ant olsun Antalya'ma, birlikte başaracağız. Ant olsun Antalya'ma, Antalyalı'ya biz kazandıracağız. Söz, Muhittin Böcek sözü.